DBH fonunu açıyorum. Şimdi DBH fonu ben de sana açarken biraz bahsedeyim. DBH aslında Eurobond fonlarında, Eurobond Bir içerikli. tane de Eurobond sorusu da vardı. Eurobond'a yatırım yapılır mı bu ara Evet. diye bir soru da vardı. Evet. Evet, yani Eurobond'a yatırım yapılır mı? Aslında güzel bir soru. Ben bu dönem için aslında ikilemde olduğum sorulardan bir tanesi. Onun da nedenini anlatacağım. Şimdi Eurobond fonları dediğimiz fonlar içerisinde devletin döviz cinsinden, devletlerin veya şirketlerin, büyük şirketlerin döviz cinsinden çıkarttıkları borçlanma kağıtlarını ifade ediyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti işte dışarıda borçlanmak istediğinde döviz cinsinden o borçlanma kağıdını çıkarttığında döviz cinsi olarak ona biz Eurobond diyoruz. Eurobondların farklı zamanları, farklı ödeme vadeleri oluyor. İşte 5 yıllık oluyor, 10 yıllık oluyor, 30 yıllık oluyor. Farklı ödeme vadeleri var ve bu Eurobondlar özellikle CDS tarafında ki gidişata göre anlık yani günlük fiyatlamaları da belli olduğunu söyleyebiliriz. CDS geri gelirse eğer Eurobondlarda o zaman bu Eurobondlar için pozitif ama CDS yukarı doğru giderse Eurobondlar için negatif olarak Duralım. değerlendirebiliriz. Duralım. Şimdi bu birinci mekanikti. Bunu bir kenara yazalım. Diyorsun ki eğer CDS'ler yani ülke risk birimi CDS dediğim şey ülke risk birimi aşağı doğru giderse Eurobond veya dış borçlanma araçlarını bu enstrümanlar kazandırır. Eğer CDS'ler yukarı çıkarsa bu enstrümanlardan zarar edebiliriz. Peki şimdi soru şu. Türkiye'nin CDS'leri şu an hangi seviyeler? Şu an aslında 260 seviyelerindeyiz baktığımızda. Yani yurt dışında mesela Amerika'nın borçlanma şeyinin üzerinde %2,5 daha fazla faiz ödüyoruz aslında borçlanmak için. Onu söyleyebiliriz yani. Amerika 5 ile borçlanıyorsa, 4,5 ile borçlanıyorsa biz 7-8 ile borçlanıyoruz yurt dışında. Bunu söyleyebiliriz. İşte o 260 dediğimiz şey o. O yüzden o ne kadar aşağı gelirse bizim açımızdan o kadar iyi. Tabii nerelere geldik buradan? Hangi seviyelerden buralara geldik? 800'lü CDS seviyelerinden 260'lara. Önce 300'lere geldik. 300'lerde biraz oyalandık. Ama şimdi 260'lar seviyesindeyiz. Bundan sonraki dönemde 200'ler ve 200'ün aşağısı da olabilir. Aslında burası sürpriz değil. Ama Eurobond borçlanma araçları fonunun bir diğer parametresi de var. Yani evet CDS aşağı gelirse burada getiri yaratır Eurobond fonları. Ama kur da burada önemli bir etken. İçerisinde Eurobond olduğu için, dövizli varlık olduğu için kurdaki harekete bağlı olarak da fonun getirisi değişiyor. Yani iki tane şeye bağlı. Bir CDS'e bağlı. CDS aşağı gelirse pozitif, yukarı giderse negatif. İki kura bağlı. Kur yukarı giderse pozitif, kur aşağı gelirse negatif olarak değerlendirebilirsiniz. O yüzden Eurobond fonlarının en iyi getiri yaratacağı dönem CDS'in aşağı gelmeye başladığı. Yani işte Moody's gibi işte not artışlarının geldiği, gri listeden çıkış gibi yurt dışı tarafta olumlu haberlerin ve bizim risk puanımızı düşürecek haberlerin geldiği zamanlar artı kurun yukarı gittiği zamanlar. Şu an özellikle CDS'in aşağı gelmesi için birkaç tane nedenimiz var. Çünkü yeni bir hikaye yazıyoruz. O hikaye olumlu olarak gidiyor ve yabancılar da buna teveccüh gösteriyor. Ama kur tarafında biraz daha stabil gidiyoruz ve kur tarafındaki beklentimiz 37,8-38 civarında. O yüzden Eurobond fonları CDS'ten dolayı getiri yaratabilir ama kurdan dolayı o getiri birazcık daha sınırlı olabilir. Ben olsam yani Eurobond illa tutmak istiyorum diyen, Eurobond fonlarını illa tutmak istiyorum diyen yatırımcılar da hani portföyün %5'i 10'u civarında tutarım. Burada Evet. DBH, Eurobond Döviz Borçlanma Araçları Fonu, Deniz Portföyü'nün oldukça iyi yönetilen belki de bu fonlar arasında en klasik, en iyi olanlarından bir tanesi. Uzun vadeli Eurobond'lara yatırım yapıyor. İçerisinde 2029 vadede var, 2030 vadede var, 2045 vadede var, 2047 vadede var. Yani uzun vadeli Eurobond yatırım yapıyor. Bu uzun vadeli Eurobondlar da iyi yönetilen, aktif yönetilen bir fon olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi yani bu fon tutulabilir ama çok yüksek oranda tutmazdım ben diye söyleyebilirim.